Evet, benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Beşiktaş'a kavuştuğum için. Transfer süreci çok uzun geçti. Benim için de hani her an bekliyordum mesela Beşiktaş'a gidebilmeyi. Onun için antrenmanlarıma odaklanmıştım. Her şeyin konsantrasyonu. Hem iki taraf için de hani Beşiktaş'a gidersem de en üst performans sergileyeceğim gibi çalışıyordum. Ve en sonunda teklif geldi. En sonunda anlaşmalar sağlandı. Mutlu olduk. 12 yaşında bir çocuk düşünün. Ankara'nın Çankaya semtinde Beşiktaşlılar Derneği vardı. Oraya 12 yaşında bir maç izlemeye giderdim. Yaşımın içeri girişi yasak olduğu için almıyorlardı. Üzülüyordum ama oradaki beyefendiler beni tanırlar. Her zaman içeri alıyorlardı. Beşiktaş maçlarını izliyordum. Onlarla birlikte seviniyordum. Hala beni tanırlar, umarım da belki şu an izleyebilirler. Hepsine buradan selamlar söylüyorum. Geçen sene maça çıktık, taraftarlar beni çağırdı. Hepsine kalben teşekkür ettim. Ondan sonra maç başladıktan sonra tabii ki top rakip takımda olunca sıklamalar oluyor. Rakip takım topu kaybetsin diye. O an kulaklarımı tıkamak zorunda kaldım çünkü o kadar ambiyans, o desibel rekoru kırılmıştı zaten. Aynı şekilde kırılıyordu. Ben de çok etkilenmiştim, kulaklarımı kapattım böyle. Öyle bir güzel anlarım vardı. Bir takım arkadaşlarına. Sonra wow dedim yani, herkes, takım arkadaşlarına soyunma odasına geldik, aynı tepki verdiler. Herkes etkilendi tabii. Etkilenmemek mümkün değil. Kendimi hangi mevkide görüyorum? Şu an şöyle, hangi mevkide hocam görev verirse, Valerian Koç, her bölgede oynayabilme kapasitem yüksek. Bu sağ bek, sol bek, sol açık, hiçbir şey benim için fark etmiyor. Öyle bir gelişimim var. Bu da ayrı bir karakter kazandırdı bana. Her bölgede çok rahat. Alanyaspor'a imza atarken yani tek hayalim Beşiktaş'ta oynamak demiştim. Bunu çok şükür gerçekleştirdik. Beşiktaş'ta bir hayalim daha var. O da bu sene şampiyon. Şampiyonluk. Evet, yani ben bunu söylüyorum. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz.